YouTube'a biraz geç geliyor hocam. Bir saniye. Anlıyor, yayındayız. Şu an ayarlama yapılıyor. Kontrol ediyorum diğer ekranda. Tamamdır hocam, o da başlıyor. Öncelikle herkese tekrar merhaba. Çok hızlı bir şekilde bir giriş yapayım. Gerçekten de çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. O yüzden herkese çok çok teşekkür ederim. Öğrenci belgeselleri ve diğer belgesellerimizin izlenme oranları çok yüksek. Belgesel deyince insanlar çok izlemez ama gerçekten de çok yüksek. O yüzden çok sevinçliyim. Seçici kurulu tanıtacağım edeceğim ama öncelikle ben seçici kurulunun içerisinde bulunan Okan Avcı'ya söz vermek istiyorum. Okan bizim Fethiye'li öğrencilerimizden, daha doğrusu benim öğrencim olmadı ama öğretmenlerden herhangi birilerinin öğrencileri olmuştur. Evet. Ve Adabelenli Aydın çocuğu. Dolayısıyla bizim evladımız. O nedenle ve çok iyi bir genç, başarılı bir yönetmen. Altın Portakal Ulusal Belgesel Yarışması'nda ödülü var. Bu konularda çok çok yol almış bir kişi. O nedenle seçici kurulun değerlendirilmesini siz sonucu biliyorsunuz. Gençlere bunu açıklayabilirseniz ve diğer söylemek istediklerinizi ben hemen size veriyorum mikrofonu. Çok teşekkürler. Sesiniz açık zaten herhalde. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Geliyor. Evet. Geliyor. Merhaba herkese. Öncelikle çok teşekkürler. Beni bu kadar kıymetli bir etkinliğe davet ettiğiniz için, fikirlerime güvendiğiniz için. Hem Fethiye'li olmak hem Adabelenli bir ailenin çocuğu olmak çok önemli benim için. Çünkü büyüyorken etrafınızdaki bu belgesellere bağlayacağım bir konu çünkü. Etrafınızdaki herkese ve her yere ve her şeye bakarak büyüyorsunuz. Çünkü çok ciddi bir eğitimci bir tedrisattan geliyorsunuz. Bu yüzden çok kıymetli geliyor bana. Ve Fethiye'li biri olaraktan burada tam böyle Fethiye'nin içerisinden hikayeleri izlemek beni çok mutlu etti. O yüzden de Nilgün Hanım'ın bana verdiği bu keyifli ve gerçekten önemli görev açısından bizim ortak bir mutabakatımız var izlediğimiz tüm belgesellerle alakalı. O da gerçekten iyi ya da kötü diye sınıflayabileceğimiz bir durum yok. Hepsi çok samimi, çok gerçek ve de kameranın arkasındaki yönetmenlerin ve teknik ekibin tüm duygusunu, tüm heyecanını, tüm seçtikleri konuyla alakalı önemini bize aktarabilecek bir kamera gücüne sahip, sinema diline sahip, belgesel sinema diline sahip filmlerden oluşmasından dolayı biz tüm filmlere eşit şekilde yaklaşıyoruz ve tüm filmleri tebrik ediyoruz. Öncelikle bunu söylemek isteriz. Gerçekten seçkiye katılan tüm filmlerle alakalı. Ve de bu kadar sakin mekanlarda, bu kadar az mekanlarda bu kadar kuvvetli hikayeler çıkarmak çok önemlidir. Ve çok da beceri ister. Ve bunun da oluşabilmesinin tek sebebi ve imkanı meraktır. Ve de etrafınızdaki hayatı merak ediyor olmaktır. Başka türlü bu tür filmler çıkmaz. Genel olarak belgesel diliyle alakalı konuşacak olursak, hem bizim yaptığımız ya da benim hocalarımın bana öğrettiği. Burada yapılan, yani şu anda burada bütün filmlerle alakalı notlarım var. Çok kısa bahsedeceğim. Burada genelde bir hikayenin içerisinde hem seyirci hem de filmi yapan insanların peşinde koştuğu şey gerçekten sadece samimiyettir. Samimiyetin de ortaya çıkabilmesinin tek yolu gerçektir. Burada önünüzdeki tüm hayat, umarım meslektaşım olursunuz, umarım Fethiye'li yönetmenler, Fethiye'li oyuncular, Fethiye'li belgeselciler olarak çok daha büyük şeyler üretiriz hep beraber. Ve gerçekten ben de sizinle çok gurur duyarım. Burada hayat sizin karşınıza iki tane seçenek çıkaracak film yazıyorken ya da film yaratmak istiyorken. Bir tanesi sizin istediğiniz ya da olması istediğiniz bir hikaye çıkacak karşınıza ya da gerçeklik algısı çıkacak. Bir tane de gerçek olan çıkacak. Gerçek olan işte Delbikçi belgeselinde izlediğimiz bir an evvel yaşlanmak istiyorum diyen kadındır.
gerçekçi olan Kalaycı, Bakırcı abimizi izlerken ben çırakken çok ezildim diyecek kadar samimi olmasıdır. Bu yüzden tüm sinema kariyeriniz ve belgesel hayatınız boyunca bence kendi hayatınızda da her zaman gerçeğin peşinde koşun ki yapacağınız her şey samimi olsun. Gerçek eğer temelde sizi tüm hikayelerinizde ve hayatınızda bir yere getirirse buradan sonra temeli oradan oluşturduktan sonra kuracağınız tüm hayaller herkes için gerçekçi olacaktır. Bu yüzden de ben hepinize gerçekten onur duyuyorum. Gurur biraz romantik bir kelime, biraz böyle çok işte herkes kullanıyor özellikle şu günümüzde ama onur duymak çok keyifli. O yüzden ben hepinizden onur duyuyorum ve izlerken de çok keyifliydim. Böyle işte 14.30'da böyle bilgisayarın başında bekliyordum hadi Viyana Vals'a içki başlasın diye. Bunun yanında filmlerle alakalı size işte sinemacı bir abiniz olarak diyeyim, iş arkadaşınız olarak söyleyeyim. İlk önce çok tahmin etmeyeceğiniz bir yerden geleceğim. Böyle çok şanslı bir nesilsiniz ve de ben de dahil olmak üzere, ben şu anda 36 yaşındayım, ben de dahil olmak üzere, hepimizin, büyüklerimizin de dahil olmak üzere size saygı duyması gerekiyor. Çünkü sizin hayatı gördüğünüz gibi, sizin sahip olduğunuz iletişim imkanlarına, görüntüleme imkanlarına ya da hayattaki bilgiye ulaşabilme imkanlarına sahip olan bir nesil olmadı. Ben de değilim bunun temsilcisi. Ben de ansiklopedilerin peşinde koşan bir nesildenim. Benden öncekiler de zaten öyle. O yüzden de size hayat şöyledir, böyledir ya da sinema böyledir gibi cümleler kurmayacağım. Çünkü ben de nefret ediyorum bu cümlelerden. Çünkü siz bizden çok daha fazlasını biliyorsunuz. Çok daha fazlasını da bilmeye devam edeceksiniz. Elinizdeki imkanlar da buna, işte biraz kıskanç olduğum yer burası. Şu anda işte şu cep telefonu bile 4K görüntü çekebiliyor şu anda. O yüzden bizim zamanımızda böyle şeyler olmadığı için artık o bahane bitti. Yani hani ya ben bir şey yapacağım da işte imkanım yok bahanesi de bitti. Gerçekten bundan keyif alıyorsanız, hayatı merak etmeyi keyifli bir şekilde takip etmek istiyorsanız elinizdeki imkanlar şu anda gerçekten inanılmaz boyutta. O yüzden biraz kıskanıyorum ama biraz da çok şanslı olduğunuz için çok mutlu oluyorum. Filmlerle alakalı, 6 filmle alakalı genel olarak söyleyeceğim şu. Seyirci, bu Dünya Sinema Okulları'nın ilk kuralıdır. Seyirci aptal değildir. Seyirci gerçekten sizin umuma sunduğunuz, yani izleyiciye sunduğunuz tüm filmler gerçekten zehir gibi akla sahip seyirciler tarafından izleniyor. Genellemelere sakın takılmayın. İşte çok basit cümleler vardı böyle. Türk halkı anlamaz, yok işte bunlar zaten anlamıyor gibi şeyler söylenir. Asla bunlara inanmayın. Seyirci zehir gibidir. Şu anda Türkiye'nin en yüksek izlenen kanalı TRT Belgesel'dir arkadaşlar. Araştırmalara da bakabilirsiniz. YouTube'da en fazla izlenen kanallar belgesel kanallarıdır. Yeni kurulan dijital platformların hepsi belgeselleri çok kafa yormaktadır. O yüzden de lütfen bu gerçekliğin peşinde her zaman koşun. Fakat ben hem izleyici olarak hem de profesyonel olarak söyleyeceğim ilk cümle şu. Bu kadar müzik kullanmanıza gerek yok. Bu kadar efekt kullanmanıza gerek yok. Çünkü o kadar samimi cümleler bulmuşsunuz ki filmin içerisinde. Benim arkadan duyduğum müzik sesi ya da benim arkadan duyduğum cura sesi ya da benim arkadan duyduğum bağlama sesi benim en merak ettiğim yerdeki tüm algıyı kırıyor. O da bir bakırcının atölyesinde ben hiç bakır sesi duyamıyorum. Ya da oradaki stokan sesini duyamıyorum. Delbekçinin evinde o sesleri duyamıyorum. Benim sanatımda o sesleri duyamıyorum. Kadınların alın teri olan o Üzümlü'deki o mükemmel belgeselde ben Kadi Andan'ın o böyle efektli bir şekilde ormanlarının oluşmasını merak etmiyorum. Ben gerçekten orada dastar dokumanın ne kadar zor olduğunu ve hala da ne kadar iddialı bir şekilde devam ettiğini anlayabilmek istiyorum. O yüzden de benim size nacizane iş arkadaşınız olarak tavsiyem gerçeğe ve en sade cümleye yaklaşın. Bunun üzerinden kuracağınız bir hikayenin etrafında siz de anlayacaksınız ki ne öyle çok yüksek müziklerinize sürekli müziğe ihtiyacınız var. Sepetören abinin el emeğini ya da o ellerindeki toplanan nasırı ya da o kesikleri görmek istiyorum ben. Oradaki müzik benim ilgimi çekmiyor. O yüzden de
Size bu mükemmel etkinlikte Fethiye Belgesel Günlerinde, umarım çok daha güzelleri olacak, size söyleyeceğim nacizane tek öneri, iş arkadaşınız olarak, abiniz ya da meslektaşınız, işte ne bileyim ben burada yönetmenim falan demiyorum, gerçekten iş arkadaşınızsınız siz benim. Sade ve sakin bir şekilde en mutlu olduğunuz cümleler neyse bir hikayenin peşinde koşarken sürekli olarak lütfen bu hikayelerin peşinde koşun ve bunu yaratmak isteyin. Gerisi zaten gelecek. Gerisi o kadar güzel gelecek ki elinizde bir tane 4K'lık bir tane cep telefonuyla da çekebilirsiniz. Gidip de bir tane yerden kiralayıp da alabilirsiniz. Çok, çünkü herkeste var artık bu kameralar. Önceden 4-5 tane şirkette vardı. Biz milletin kapısında yatıyorduk gerçekten kamera bulabilmek için. Ama sizin böyle bir imkanınız var ve de gerçekten insanları izleyebilecek kayıtlar yapın. Yani işte her taraf bisiklet yolu, her taraf yürüyüş yolu şu anda Fethiye'de. Takın kafanıza kamerayı bir tane ve bisiklet sürün. Sonra o kayıtları izleyin. İnsanlar ne yapıyor, nasıl dondurma yiyorlar, tekneyi nasıl kullanıyorlar, nasıl dedikodu yapıyorlar, nasıl kavga ediyorlar. Bunlar sizi gerçeğe götürecek tüm hikaye olacak. Onun dışında hayatınızla alakalı hiçbir şey söylemek bizim haddimize düşmez. Çünkü siz gençler hepimizden önemlisiniz. O yüzden ben hepinize onur duyuyorum. Cümleten ellerinize sağlık. Umarım çok daha güzel günlerde yan yana geleceğiz. Benden bu kadar. Çok çok teşekkür ederim. Yani seçim bırakıp geldiniz. O nedenle çok değerli vaktiniz. Yani çok çok teşekkür ederiz yorumlarınız için de. Gençlerden bir şey söylemek isteyen var mı? Vaktim var bu arada arkadaşlar. Buyurun. Evet. Bir sohbet edebiliriz. Sizinle daha yakından tanışmak isterim. Aynen. Açıkçası. Ben de verecektim. Yakından tanışıp muhabbet sohbet edebilirsek bizim için iyi olur. Kesinlikle. Ve herhangi bir sosyal platform kullanıyor musunuz acaba? Yani ben çok sosyal medyada çok yetenekli biri değilim. Yani Vimeo'da, vimeo.com'da benim adıma bir kanalım var. Okan Avcı olarak yaptığım işler orada gözüküyor. Ama ailem çok... benim Fethiye'de yaşıyor. Annem Fethiye'de yaşıyor şu anda. O yüzden de Fethiye'ye gidip geliyorum. Bir gün böyle beş kaza meydanında oturur çay kahve içeriz hep beraber. Çok isterim. Muazzam olur. Ben Okan abiye davet etmek istiyorum. Okan abi gerçekten söylediklerim bizim için çok kıymetli. Eksik olmayın. Sağ olun. Yani umarım bu pandemi bittiğinde biz zaten öğrencilerimizle dedik ki mutlaka bir görüşeceğiz. Fethiye'de bir oturup çay kahve içeceğiz. Eğer sizle de olabilirse çok çok iyi olur. Ben çok teşekkür ederim size. Şimdi öğrencilerimizi, bu kurup kurulu öğrencilerimizi yetiştiren tabii ki öğretmenlerimiz var. O nedenle öğretmenlerimize de ben bir söz vermek istiyorum. Nurdan Pekdemir öğretmenimiz var mı? Efendim, buyurun. Çok özür dilerim. Gerçekten evet. Pandemi de hafta sonu insanlar çalışmıyor. Bize izin veriyorlar. O yüzden sete gitmem gerekiyor. Tamam. Kusura bakmayın. Affınızı. Tabii tabii, tamam. Ayrılabilirsiniz. Çok herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Fethiye'de görüşmek üzere. Ellerinize sağlık. Fethiye'de görüşeceğiz mutlaka. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakal. Tamam. Okan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de arada böyle bir zaman ayırıp bize gelip katıldı. Filmleri de zaman ayırıp izledi. O nedenle gerçekten değerli görüşleri için de çok çok teşekkür ediyoruz. Okan Bey'in dediği gibi gerçekten her 6 film emeğe çok büyük emekler verilmiş. O nedenle herhangi bir biz 3 film seçmeyi düşünüyorduk ama bütün notlar, öğretmenlikten kaldı. Veriler eşit geldi. O nedenle biz 6 filmi de birinci seçiyoruz ve dolayısıyla 6 filmin de ödüllendireceğini gururla söylemek isterim. Çünkü gerçekten de 6 film birbirinden değerli. Emekleriniz, bakış açınız, kalbe olan yaklaşımınız çok çok önemli. O nedenle 6 filmde değerli bulduğumuzu ve ödüllendirmeye karar verdiğimizi seçici kurul olarak söylemek isterim. Bundan sonra seçici kurulu da önce bir size anlatayım. Çünkü öncelikle Okan Bey'in zamanı olmadığı için Okan Bey'e bir öncelik ve konuşma vermek istedim. Oluşan seçici kurulumuz 6 kişiden oluşuyor. Atiye Taşlıoğlu Kaçar, emekli öğretmenimiz. Necda Günal Haceli,
Yine emekli öğretmenimiz. Ben Nilgün Kuşkonmaz. Senin emekliliği bekleyen bir öğretim üyesiyim. En kısa zamanda emekli olmayı da planlıyorum. Halime Ok, Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz. Çağan Ocak, Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu. Genç bir arkadaşımız, Fethiyeli. Ve gördüğünüz gibi, tanıdığınız gibi Okan Avcı ve 6 kişilik oluşan kurulun verdiği sonuca göre de dediğimiz gibi 6 film birbirinden değerlidir ve hepsinin ödüllendirilmeye karar verilmiştir. Şimdi öğretmenlerimizi söyleyecek sözleri var mı diye söz vermek istiyorum. Nurdan öğretmenimiz bağlandı mı? Göcek Süleyman Şatır Anadolu Lisesi'nden Nurdan Pekdemir öğretmenimiz bağlandı mı? Evet hocam, şu anda Nurdan Hoca'ya mikrofon açması için izin istiyorum. Tamam. Evet, herkese merhabalar. Öncelikle bugün burada olmamızı sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Zor zamanlar geçiriyoruz tüm dünya olarak. Bunun içerisinde böyle bir günde sanata yer vermek, sanat adına bir arada olmak çok güzel. Ben öğrencilerin de artık bu anlamda sanatın birleştirici gücünü bu küçük adımlarla öğrendiğini düşünüyorum. Okullarda, lise hayatında başlayan bu tarz etkinlikler onları ileride çok güzel şeyler yaptıracak. Ve umarım gelecek hayatlarında da çok güzel işler yapacaklar ve mutlu olacaklar. Bence sanatın anılması, hatırlanması, böyle zamanlarda da birleştirici yüzünün olması çok güzel. Çok duygulandım ben. Bu arada çok enteresan bir şey var. Göcek Lisesi'nde çalışıyordum ben geçen yıla kadar ama bu yaz tatilinde Fatih Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmaya başladım. O yüzden gönlüm her iki okuldan yanaydı. Böyle bir sonucun olmasını da çok sevindim. Herkes birinci oldu. Benim için de herkes birinci. Çünkü bu işe başlamak bence başarmak zaten. Bu anlamda bütün öğrencileri tebrik ediyorum. Onları sevgiyle kucaklıyorum. Hepsinin de geleceğinin güzel olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Nurdan öğretmenim. Gerçekten çok güzel öğrenciler, yeni nesil yetiştiriyorsunuz. O nedenle de gerçekten kalben teşekkür ederim kendi adıma da. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Fethiye Fatih Anadolu Lisesi'nden öğretmenimiz Kamil Günay bağlandı mı acaba? Evet hocam, burada şu anda. Tamam. Buradayım hocam. Herkese... Merhaba hocam, buyurun. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Geliyor mu sesim? Evet hocam. Evet, geliyor. Tamamdır. Bu organizasyonla salgın şartlarına rağmen gerçekleştiriliyor olması çok önemliydi. Bunu çok iyi organize etmişsiniz. Öncelikle ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sabri hocama, Nilgün hocama, Ati hocama, Abdullah hocamıza ve ismini hani şu anda söyleyemediğim birçok organizasyonda görev alan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerimiz böyle bir belgeselleri çektiler. Çok bu işte sahiplendiler. Diğer okullar da aynı şekilde bunu yaptıklarına inanıyorum. Bir şekilde onların çekmiş olduğu belgesellerin burada gösteriliyor olması çok isabetli oldu. Onlar da ben kardelenle de konuştum daha önce. Hani bu süreçte çok onlar için çok faydalı oldu. Bakış açıları değişti. Yeni birçok arkadaşla tanıştılar. Belgesel çekmeyle alakalı birçok şey öğrendiler. Bu onlar için bir aşı oldu. Sonrasında çok daha iyi yerlere gideceklerini ben düşünüyorum. Şu anda onlar rahat duramayacaklar artık. Mutlaka olaylara farklı bir gözle bir şeyler çekmek isteyeceklerdir. Ben hepsinin emeklerine teşekkür ediyorum. O kadar derslerin arasında bizleri de kırmadılar. Hepinize teşekkür ediyorum. Esas biz teşekkür ederiz Kamil öğretmenim. Yani gerçekten de verdiğiniz emekler için çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Fethiye Belgesel Günleri'ne desteklerini her zaman sağlayan Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok'a söz vermek istiyorum. Halime Hanım, Halime Hocam burada mısınız?
Evet, burada hocam. Şu anda tamam. Ben ekranı tam göremiyorum da kusura bakmayın. Öncelikle destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Fethiye Belediyesi'ne, FETAV'a ve sizlere ve sözü size bırakıyorum. Öncelikle izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Ve baştan bu yana bu etkinliğin ortaya çıkmasında emek veren hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ki çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Bütün öğleden sonra muhteşem geçti sizlerin sayesinde. Öncelikle öğrencilerimize, katılan 25 öğrencimiz sanırım, emek veren öğrencilerimiz, bununla beraber çekimlerin arka planında çalışan tüm ekiplere, yönetmenlerimize, okullarımıza, idarecilerimize, öğretmenlerimize, FETAV'a, Fethiye Kaymakamlığımıza ve en çok da Alaverenler Derneğimize çok çok teşekkür ediyorum. Ortaklar Öğretmen Okullar, Adaverenliler Derneği, Fethiye Temsilciliği'nin girişimi, Fethiye Belediyesi ve FETAV'ın desteğiyle ilki 25-26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Fethiye Belgesel Günleri'nin dördüncüsü ne yazık ki geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sekteye uğramıştı. İlçemiz kültür ve sanat yaşamına renk katan Adaverenlilerin sergiledikleri birliktelik, dostluk ve vefa örneğiyle İmece alışkanlıklarının en somut örneği Fethiye Belgesel Günleri her yıl Nisan ayına damgasını vuruyor. 17 Nisan 1940 köy enstitülerinin kuruluş tarihiyle özdeşleşmesi etkinliği daha bir anlamlı kılıyor. Geçtiğimiz yıllarda pek çok ünlü sanatçıyı konuk ettiğimiz, yerli ve yabancı seçkin belgeselleri izlediğimiz, etkinliğin en can alıcı, en dinamik boyutu Fethiye Lisar Arası Belgesel Film Yarışması, eğitim çağındaki gençlerimizi bilim, kültür ve sanata yönlendirmek, Türk belgeselciliğinin geleceğine katkılar sağlamak için düzenleniyor. Bu yarışma ve gençlerimizin çabaları inanılmaz, başarıları bizleri gururlandırıyor. Geleceğe yönelik umutlarımızı da yeşertiyor. Bu yıl organizasyonu koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olsa de olsa gerçekleştirebilmenin buruk hazını yaşıyoruz. Emek veren, katkı sunan, destekleyen herkesi içtenlikle kutluyor. Gelecek yıl Nisan ayında 5.sini sağlıkla, mutlulukla, coşkuyla, başarıyla hep birlikte gerçekleştirmeyi diliyorum. Eklemek istediğim bir iki daha şey var. Şöyle ki, belgesellerin isimlerini gördükten sonra o kadar çok heyecanlandım ki, Bakır'ın Ateşle Dansı, Bu Benim Sanatım, Eski Topraklar, Delbeğin Sesi, Okçuluğun Derinliğine, Kadınların Alın Teli Dastar, Fethiye halk kültürünün mihenk taşları bu konular ve gençlerimizin bu konuları seçerek belgesellerini konu etmiş olmaları beni çok mutlu etti. Ve kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar demiştik ya, Fethiye'de kaybolmayacağını bu sizlerle, sizin gibi gençlerimizle çok daha ileriki günlere taşınacağıyla ilgili umutlarım daha çok yeşerdi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve Süha Arın'ı anmamız bu etkinliğimizde çok da güzel olduğu, çok da yerinde olduğu ve devamında önümüzdeki yıllarda da hep birlikte olmayı, birlikte başarılı çalışmalar ortaya çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağımızı burada tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Ve önümüzdeki hafta içerisinde öğrencilerimizle umarım yüz yüze gelerek de bir araya gelip küçük bir ödül töreniyle, başkanımızla, belediye başkanlığımızla yapacağımız bir etkinlikle karşı karşıya gelmeyi ve geriden de olsa kucaklaşmayı temenni ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Fethiye Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu tür etkinliklerimizi sürdürebilmekle ilgili, sürdürülebilirliğini sağlamakla ilgili elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Belediye Başkanımız Alim Karaca'nın sizlere de selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Fethiye Belediyesi'ni her zaman desteklerini görüyoruz zaten. Bundan sonra da göreceğimize eminim. Onun için çok çok teşekkür ederim size. Gençlerden söz almak isteyen var mı? Daha önce konuşmamış olabilir, film ekibinden olabilir. Önce gençlere bir söz vermek istiyorum. Söylemek istediği bir şey olup söyleyemeyen bir gencimiz varsa onlara bir söz vereyim. Eğer yoksa Adaverenler Derneği Fethiye Temsilcisi Abdullah Taşçıoğlu'nu ben tekrar çağıracağım. Kardelen var mı herhangi bir söz almak isteyen öğrencimizden, gençlerimizden? Şu anlık yok hocam. Kendini genç hissedenlerden de olabilir. Ben tekrardan hocam tüm etkinlikte oluşturmasında yer alan tüm
sorumlularımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz ben teşekkür ederiz. Herkese programın oluşmasına katkı sağlayan, arka planda olsun, programın ön yüzünde olsun, her şeyle, her anında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum bir kez daha. Mutluyduk. Bugün güzel geçti bizim için. Unutamayacağımız bir gündü. Teşekkür ederiz. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Abdullah. Teşekkür ederiz. Kesinlikle. Abdullah Taşçıoğlu. Mustafa. Kim var? Hocam Mustafa Özmen söz almak istediğini söylemiş. Tamam. Evet. Abdullah Hoca. Tamam. Ben bir sonraki. Hocam, yandaki tabletin sesini kapatırsanız ses yankılama yapmayacaktır. Tekrardan hocam açmanız için izin gönderiyorum. Evet hocam. Abdullah hocam açıldı mikrofonunuz. Mustafa Bey görüşmeyecek, konuşmayacak mı? Mustafa Bey'in de çıkacağım şu anda. Mustafa Bey'e öncelik verelim. Peki hocam. Ben sevgili arkadaşlar, bir fizik öğretmeni olarak görüşlerimi aktarmak istiyorum. Farklı bir açıdan baktım belgeselleri izleyince. Öğrenmede bütünsellik boyutundan baktım. Biliyorsunuz Türkiye'de eğitim sistemimiz değişik bakış açılarına göre farklı şekillerde tanımlanabilir. İşte eksenden kaymıştır, yok işte dejenere olmuştur. En son tanımlamalara göre iflas etmiş bir eğitim sisteminden bahsediliyor. Hak veriyorum bütün hemen hemen tanımlara. Şimdi bu belgesellerde öğrenciler kutulanmış olan evlerinden, mekanlarından çıkıp doğaya, çevreye, tarihi ve kültürel mekanlara gidiyorlar. Dolayısıyla bir duyumsama başlıyor bu öğrencilerimizde. Eğitim gözüyle baktığımızda öğrenmede de en önemli faktör duyumsamadır. Yani dokunma, hissetme, koklama, yaşamadır. İşte böyle bir işlem yapılırken aynı zamanda farklı şeyler öğrendiğini de görüyoruz. Örneğin bir kızımızın orada sözünü hatırlıyorum. İşte çok ilgimizi çekti. Biz de dokunarak onların nasıl olduğu konusunda meraklandık. Yani bir öğrenme süreci yaşamışlar. Aynı şekilde işte şerbetçi, kar şerbetinde bir teyzemiz işte kışın kar tepede, dağda, yazın dağda, kışın sekide nasıl oluyor, çok ilgimi çekti diye bir soru soruyor. Şimdi burada fen bilgisi var, burada matematik var. Hemen hemen her belgeselde sosyal bilimler var, fizik var, kimya var. Yani öğrenmek için kaynak var açıkçası. Acaba diyorum bu belgesellerin bize şu faydası olamaz mı? Doğal ve tarihi ortamları, kültürel ortamları aynı zamanda bir öğrenme merkezi biçimine dönüştürebilir miyiz? Eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin bu konuda fikir oluşturmaları, çaba sarf etmelerini düşünüyorum. Ben tabii başta olmak üzere. Tabii bu öğrenmede müziği, kültürü, folkloru saymayı unuttum bir şekilde. Dolayısıyla aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleme yerine doğanın içine girerek çok güzel şeyler üretildiğini söylüyorum. Eğitim açısından da değerlendirileceğini düşünüyorum bu. Öğrenme açısından da değerlendirileceğini düşünüyorum. Bir fizik öğretmeni olarak gözlemlerim bu. Çok faydalandım, çok ilgimi çekti. Bunları kullanacağız diyorum açıkçası ve önereceğiz. Tüm katılımcılara tekrar dernek adına teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Abdullah Hocam şu anda mikrofonunuzu açabilirsiniz. Herhalde sesim geliyor. Evet hocam. Dördüncü Fethiye Belgesel Günleri'nin sonuna gelmişken
bizi izleyenler başta olmak üzere, bize omuz veren, gönül veren tüm dostlara güle güle demiyoruz. Çünkü bu etkinliğin en önemli unsurları sizlersiniz. Etkinliği büyütmek de sizlerin ellerinde. Önümüzdeki yıllarda hep birlikte bu etkinliği büyüteceğimize, dünyayı ya da Türkiye'yi olmasa bile Fethiye'mizi sanat ve kültürle ışıklandırıp aydınlatacağımıza inanıyoruz. Genelde ülkemizi, özellikle de Fethiye'mizi sanat ve kültürle ışıklandırmamız iyinin düşmanı olan daha iyi yakalamakla mümkün olacaktır. Hep daha iyisi için görüş, öneri ve katkılarınızı bekliyoruz. Çünkü biz karanlıkların bilim ve sanat ile aydınlanacağını biliyoruz. Sayın katılımcılar, bizler yarın 5. Fethiye Belgesel Günleri için çalışmalara başlayacağız. Bugüne kadar verdiğiniz, bundan sonra da vereceğinize inandığımız katkı ve destekler için tekrar teşekkür ediyoruz. 5. Fethiye Belgesel Günlerinde buluşmak üzere hoşça kalın derken bizi omuzlarına alan öğrenci kardeşlerimizi Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda salı gün bekleyeceğiz. Saatini pazartesi günü öğrenip kendilerine ulaştıracağız. Hiç olmazsa bir fotoğraf çektiririz. Her şey istediğiniz gibi olsun. Görüşmek dileklerimle. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben Eren'in sözünü kestim gibi geldi. Eren bir şey konuşacaktın. Ben araya girdim. Kusura bakma. Eren'in mikrofonu açar mısınız? Yo, estağfurullah. Ben olsun. Teşekkür edecektim. Aksine o şey oldu. Önemli değil. Olsun. Yani ben hepinizi tanımaktan çok çok memnunum. Bu arada bir şey söylemek isteyen, söz almak isteyen varsa mikrofonu açabiliriz. Çok kişi değiliz. 19 kişiyiz şu anda. Biz bizeyiz yani. Dışında var mı herhangi bir söz almak isteyen? Yok herhalde. Atiye parmak mı kaldırdın? Söz. Evet şu anda hocam. Erdelen, Atiye hocanın şeyini açabilir misin? Onay vermesi gerekmekte. Evet hocam şu anda açıldı. Tamam. Teşekkür edeyim. Ben de bütün gençleri çok seviyorum. Onlara güveniyorum. Onlarla çok daha ilerilere gideceğimizi biliyorum. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Herhalde başka söz almak isteyen var mı? Şu an gönülden. Tamam. Mustafa hocamız herkese yürekten teşekkür ettiğini yazmış sohbet bölümüne. Biz de çok teşekkür ederiz kendisine. Çok teşekkür ederiz. Şimdi belgesel günlerimizin sonuna geldik. Kapatmayı nasıl yapalım diye düşündük. 2019'daki belgesel günleri bittiğinde çıkıp doğaçlama olarak öğretmen marşını söylemiştik. O günleri hatırlıyorum. Dolayısıyla o videoyla kapatmak istedik. Umarım önümüzdeki sene yine bir araya geliriz. Sağlıklı bir şekilde, daha umutlu olacak bir şekilde, daha iyi bir Türkiye'de bir araya gelip daha güzel bir etkinlik yaratırız. Hep beraber oluruz en azından. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Beraber olduğumuz için ve bize destek verdiğiniz için öğrencilerimize özellikle çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma, Fethiye Temsilcime, ve belediye başkanımıza ve Halime Hanım'a çok çok teşekkürler. Hocam şimdi beklemek istiyorum. Necla Günal hanımefendi hayallerinizin ardından gitmenizi diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Mikrofonu açabiliriz, tamam. Konuşabiliriz isterseniz. Konuşmak isterse açabiliriz hocam tabii ki. Tamam. Hatta gönderdim şu anda kendisine mikrofonu açma isteğini. Onay ederse tamam. Açabilir. Evet, açıldı hocam şu anda. Sinemaya gönül vermiş şahane gençleri burada gururla, onurla izledim.
gerçekten hayallerinizin peşinden gidin, hayal edin, çekin, biz de izleyelim. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.